Bugün sizlere köpek balığından kuşlara birçok hayvanın yaptığı sıra dışı şeylerden bahsedeceğiz. Kimi Google'un kablolarını yerken kimi de gökyüzünde uçağa çarpıp neredeyse büyük bir felakete sebep oluyormuş. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. ...2014 yılında oldukça ilginç bir olay yaşanmıştır. Google'ın Pasifik Okyanusu'nun dibine yerleştirdiği fiber optik kabloların yaydığı elektrik sinyalleri balıkların kafasını karıştırmış. Bu kafa karışıklığı sonucundaysa köpek balıkları bu kabloları ısırmışlar. O anlara ait görüntülerse internette izlenme rekorları kırmıştı. Kabloların köpek balıkları tarafından yenilmesinin üzerine harekete geçen Google, kabloları bu tür darbelere karşı dayanıklı hale getirmek için çalışmalara başlamış. Bu sorunu yaşayan tek firma ise Google değil. Ortalama yılda 50 kez benzeri sorunlardan dolayı su altındaki bu kabloların tamir edilmesi gerekmekte. Sadece köpek balıkları değil, gemilerden atılan çapaların isabet etmesi, deprem ve basınç gibi nedenler de kabloların zarar görmesine neden olabilmekte. Sıradaysa kuş var. Kuş sürüleriyle uçaklar anlaşamayan ikililer. Ara ara uçaklara çarpan kuş sürüleri haberlerini görmüşsünüzdür. Ancak bu sefer tek bir kuş uçağa ciddi hasar vermiştir. Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Londra Heathrow Havalimanı'na alçalırken uçağın burnuna kuş çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ise kuş uçağın burnunda sıkışıp kalmış. Olaydaysa yaralanan olmamış. Teknenizle denizde ilerlerken bir anda köpek balığının tekneye atladığını hayal edin. Bu biraz korkutucu, öyle değil mi? Honolulu açıklarına açılan bir grubun teknesine beyaz köpek balığı zıplamıştır. Korku filmlerinden bir sahneyi andıran anlardaysa köpek balığı korkuluklarda sıkıştığı için kimseye zarar vermemiş. Daha sonra ise kendi çabasıyla denize düşmüştür. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde ise insanların başı deniz aslanlarıyla belada. Açık bir denizde botla ilerleyen bir grubun karşısına deniz aslanı sürüsü çıkmış ve onlara hayli zor anlar yaşatmışlar. O korku dolu anlarsa kameraya böyle yansımıştır. Denizlerdeki balinalarda bazen hiç de istenmeyen kazalara neden olabilmekte. Tıpkı Japonya'da feribotun denizde balina olduğu düşünülen bir cisme çarpması gibi. Japonya'nın güneybatısında gerçekleşen kazada feribot büyük bir balinaya çarpmış ve meydana gelen kazada 90 kişi yaralanmış. Çarpışmanın hemen ardından sahil korumanın feribottan tehlike sinyali aldığını kaydeden yetkililer, çarpışma sonucu hasar meydana gelen feribotta batma tehlikesi olmadığını ifade etmiştir. Biz insanların bizonlarla anlaştığı pek de söylenemez. Neden mi? İşte size yanıtı. Yurt dışında kırsal bir yolda ilerleyen araçların yolu dev bizonlar tarafından kesilmiş. Farklı zaman ve bölgelerde çekilmiş bu görüntüler bizonların da en az diğer vahşi hayvanlar kadar tehlikeli ve acımasız olduğunu kanıtlar nitelikte. Son görüntümüz Afrika'dan. Vahşi doğada nehirde tekneyle gezinen grubu bekleyen kötü bir sürpriz var. Kendi bölgelerine girdikleri için tekneyi tehlike olarak algılayan devasa büyüklükteki bir fil tekneye ve içindekilere saldırmış. Daha sonra ise çok sayıda fil teknelerin uzaklaşması için atağa geçmişler. Eminiz ki hiçbiriniz o teknenin içinde olmak istemezdi, öyle değil mi?